Merhaba Web Tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte en minik ve en yeni iPhone'a yani iPhone 12 mini'ye yakından bakıyoruz. Şimdi öncelikle yüzümde maske var arkadaşlar. Çünkü kameranın arkasında da insanlar var. Kapalı bir ortamdayız. O yüzden bu videoya böyle çıkmak durumundayım. Kusura bakmayın demeyeceğim. Zaten maske bir önlem. Telefonun kamerası da değil, tasarımıyla başlayacağım. Çünkü şu elde tutuş hissiyatı, minikliği vesaire çok konuşuldu. Bu yüzden tasarımla bir giriş yapalım. iPhone 5 serisine artık ülkemizde herkes aşinadır diye tahmin ediyorum. Elde tutuş hissiyatını 3 aşağı 5 yukarı herkes biliyordur. Bu telefonda çok yakın bir hissiyat sunuyor. Çünkü aralarında 1 santimden daha az bir fark var. Yani iPhone 5 kullananlar o telefonu kullanırken ne hissettiyse aynısını bu telefonda da hissedecek. Tabii burada bir fark var arkadaşlar. iPhone 5'te ekranımız 4.7 inç. Burada da 12 mini'de de yani 5.4'e yükseliyor. Kasa aynı kalıyor. Ekran boyutu epey büyüyor. Yani telefon boyutu aynı kalırken ekranınız büyüyor arkadaşlar. Bir dezavantaj sayılırım bilmem ama 4 gram daha ağır. Eliyle de zaten 4 gramı hisseden birisi varsa ona da selam olsun burada. Ekrandan devam edelim. iPhone serisinde uygun fiyatlı bir modelde ilk defa OLED bir ekran kullanıldığını görüyoruz. Bu panel Super Retina XDR olarak adlandırılıyor. Yani iPhone 12 ailesinin tümünde aslında bu ekranı görüyoruz. Yani şöyle daha iyi anlaşılacak. Gittiniz iPhone 12 Pro Max aldınız. O ekranda ne görüyorsunuz? Aynısını bunda da görüyorsunuz. Hatta ekran daha küçük olduğu için Pro Max'e oranla daha yoğun pikselleri sıkıştırabiliyorlar ve bir nebze de olsa daha iyi gibi gözüküyor. Hatta 12 Pro ile karşılaştırmak isterdim ama 12 Pro şu an müsait değil. Şunu da belirtelim, aradaki farklardan bahsediyoruz madem. 12 Pro serisi nit bakımından yani parlaklık bakımından bir tık daha yüksek. Günlük kullanımda bu fark edilir mi fark etmez mi? Orası tartışılır arkadaşlar. Bence çok büyük bir fark değil. Ekran çözünürlüğümüz 2340x1080 ve 5.4 inçlik bir ekranda bu çözünürlük, bu ekran detaylarıyla birlikte görüntünün oldukça güzel gözüktüğünü söyleyebilirim. Ceramic Shield denilen ön yüzey bunda da var arkadaşlar. Zaten Pro'nun sağlamlık testine bakmıştık. Gayet de güzel bir koruma özelliği olduğunu söyleyebiliriz. Eskiye göre bildiğiniz gibi 4 kat daha fazla da koruyor. Arka kısım cam arkadaşlar. Hani öyle çok kaygan bir yapısı yok. Zaten telefon boyutu itibariyle tek elle kullanımı çok müsait. Öyle elinizden kayıp düşme vesaire gibi bir ihtimal söz konusu değil. Şöyle tasarımı bir toparlayalım arkadaşlar. iPhone 12 mini zaten adından da anlaşılabileceği üzere oldukça minik, ufak, ele cuk diye oturan bir telefon. Yani böyle minik ele oturan bir telefon istiyorsanız zaten kendisi bulunmaz Hint kumaşı. Geldik kameralara. Kameralarımız 12'şer megapikselden 2 tane olmak üzere arka tarafta mevcut arkadaşlar. Bunların geniş ve ultra geniş açılı lensimiz var. Zaten Pro'da buradan bayağı bir ayrılıyor. Telefoto lensimizi burada göremiyoruz. Ben şahsen ultra geniş açılı lensin olmasını tabii ki de daha çok beğendim. Geniş açılı olan lensimiz f1.6 diyafram değerini taşıyor. Ultra geniş açılı yani 120 derecelik bir açıya sahip olan lensimiz de 2.4 diyafram değerinde. Gece modumuz tabii ki de mevcut. Ultra geniş açıda da var. Geniş açılı lensimizde de var. Hatta ön kameramızda bile gece modunda fotoğraflar çekebiliyoruz arkadaşlar. Gece modunun olayını biliyorsunuz. Bir nesneyi veya bir kişiyi çekeceksiniz. Onu sabitliyorsunuz. Kendinizi sabitliyorsunuz. Titretmeden fotoğrafı çekiyorsunuz ve düşük ışıkta güzel fotoğraflar yakalayabiliyorsunuz. Portre modumuz da yine ön kamerada mevcut arkadaşlar. Burada Face ID ile kullanılan derinlik sensörüyle birlikte oldukça güzel portre fotoğraflar çekebiliyoruz ki hatta selfie çekmek telefonun boyutundan ötürü bence oldukça kolay. Büyük bir telefonla çekmeye nazaran. Video tarafından da bahsedelim biraz. 4K videoları bütün kameralarla birlikte çekebiliyor. Ön kameramızda da çekebiliyoruz. Hatta arka kamerada geniş açılı lensimizi 60 kare çekebiliyoruz. Eğer ultra geniş açılı bir video çekmek istiyorsanız saniyede 30 kareye getirmeniz lazım arkadaşlar. Çok da uzatmaya gerek yok aslında meseleyi arkadaşlar. Telefoto lensi olmayan ve lidar sensörü olmayan bir iPhone 12 Pro kamerası gibi düşünsek yanlış olmaz. Gayet güzel fotoğraflar çekiyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda sesimi iPhone 12 mini'nin mikrofonları üzerinden duyuyorsunuz. Yani kayıt bu şekilde olmakta. Şimdi biraz da donanım ve pil meselesinden bahsedelim. Telefonda bildiğiniz gibi bu seneki tüm modellerde A14 Bionic chipseti görüyoruz arkadaşlar. Adı üzerinde mini bir telefon ancak performans tarafında herhangi mini bir tarafı yok. Dünyanın ilk 5 nanometre mimariye sahip olan mobil işlemcisi arkadaşlar. İşte transistörler vesaire vesaire bu meseleyi uzun uzun iPhone 12 Pro videosunda anlatmıştım. Zaten kartlara ekledik. Eğer detayını merak ediyorsanız oradan bakabilirsiniz. Ancak çok güçlü bir işlemci olduğunu söyleyelim. 6 çekirdekli A14 Bionic. Telefon 4 GB RAM ile birlikte geliyor arkadaşlar.
arkadaşlar. Bunun yanında 64, 128 ve 256 GB'lık depolama seçenekleri var. Başlangıç için bana soracak olursanız 64 GB biraz yetersiz. Almak gibi fikriniz varsa bence biraz zorlayıp 128'e yönlenin. Sonuçta 4K video çekiyorsunuz, bir sürü fotoğraf çekeceksiniz, uygulamalar yükleyeceksiniz. Bu 64 GB'ı çok hızlı bir şekilde doldurabilirsiniz. Yani günümüz için bence az. Onun dışında tabii ki de donanım açısından sizleri üzecek bir cihaz değil. iPhone 12 Pro ailesinde ne görüyorsak 3 aşağı 5 yukarı burada da görüyoruz. Şimdi gelin biraz bir oyun oynayalım. Hem pilden bahsedelim o sürede sizlere, hem de oyun performansı nasıl küçük ekranda ona bakalım. Bu seneki modellerde aslında tüm iyileştirmeler, geliştirmeler bir yana kutudan çıkmayan adaptör ve kulaklık konuşuldu. Burada amaç hem maliyeti azaltmak hem de çevreyi korumak. Ben razıyım eski adaptörümü kullanmaya diyorsanız kutunun içinden çıkan kablonun bir ucu Lightning, diğeri Type-C, yani elinizdeki adaptörle uyumlu olmama ihtimali var. Yoksa da gidip 200 liraya Apple'ın sitesinden alabiliyorsunuz. Bataryamızın 2227 mAh olduğu çeşitli testlerde ölçüldü arkadaşlar. Uzun bir kullanım testi yapamadığım için net bir şey söylemem yanlış olur. Ancak kullanım alışkanlığına göre bir günü çıkartıp daha fazlasını vaat edemeyecek bir batarya desem sanırım yanlış olmaz. Hatta çok yoğun oyun oynuyorsanız, gün içinde elinizden düşürmeyip sürekli konuşma, sosyal medya, oyun vesaire takılıyorsanız bir günü bir de belki zor çıkartabilirsiniz. 20 Watt'a kadar hızlı şarj ile yarım saatte de yaklaşık %55 seviyelerine gelebiliyor eğer dediğim gibi adaptörünüz uyumluysa. Yani adaptörünüz yoksa telefonla birlikte alacaksanız buna dikkat edin. Oyun testine baktığımız zaman da 15 dakika boyunca Mortal Kombat oynadık arkadaşlar. Başlarken şarjımız %70'ti. 15 dakikanın sonunda %6'lık bir kayıp yaşadık. Sıcaklık da dışarıdan ölçümleyebildiğimiz kadar 27.2 dereceydi. 33 dereceye çıktı. Hakikaten de telefon ısınmadı 15 dakikanın sonunda. Öyle elle hissedilir ekstrem bir sıcaklık olmadı. Değerleri bu açıdan iyi diyebiliriz. Testimizi tamamladık. Şimdi yavaş yavaş gelin son sözlerimize geçelim. 12 mini ile ilgili her zaman olduğu gibi fiyatla bitireceğim arkadaşlar. 64 GB'lık modelinin fiyatı 10.000 TL. Telefonun oldukça iyi bir kamerası var. Donanım açısından bizleri üzmeyecek. Aynı zamanda tasarım olarak da küçük bir telefon arıyorsanız zaten piyasada bunun alternatifi zaten iPhone tarafında yok. Android tarafında da birazcık kısıtlı. Ama burada bir ama var tabii ki de. Telefonun fiyatı 10.000 TL. Hani ismi mini diye geçen bir telefon. Kafada birazcık ucuz olması gerektiği gibi bir düşünce oluşuyor. Ancak ülkemizde maalesef 10.000 lira gibi bir fiyata satılıyor. Bu 10.000 lirada kimine ucuz, kimine pahalı, o konuda benim yorum yapmam yanlış olur. Ancak bana soracak olursanız tabii ki de 10.000 lira böyle bir telefon için her koşulda pahalı. Benim fikrim arkadaşlar, telefon güzel mi güzel, zaten o konuda bir şey söylemeye çok fazla gerek yok. Böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk. Bu videomuzda sizlerle birlikte iPhone 12 mini'ye yakından baktık. Bir ön bakış, inceleme, karışık bir şeyler yapmaya çalıştık arkadaşlar. Kafanıza takılan bir soru işareti varsa hemen aşağıdan yorumlar bölümünden bizlere ulaştırabilirsiniz. Ayrıca şurada bir beğen butonu var, ona basarak da videomuzu beğenebilirsiniz diyelim. Başka bir web teknoloji videosunda görüşmek üzere, hoşça kalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka web teknoloji içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.